Şimdi önce geçen bölümün en çok ilgi de çeken, herkesin de merak ettiği sorusuyla başlayalım istersen. Evet. Yaşar İpek'in sana özel açıklamaları olmuştu. Abi sen onları bizimle paylaştın. Evet. İzlememiş olanlar, merak edenler dönsünler hemen. Bir önceki videomuzda, bölümümüzde ve Yaşar İpek'ten Ali Eyboğlu'na özel açıklamalar videomuzu izlesinler. Orada görecekler Yaşar İpek'in özel açıklamalarını. Sen orada ona özellikle bir şey soruyorsun. Diyorsun ki abi özellikle uyuşturucuyla ilgili iddialara neden cevap vermedin? O da sana ne demişti? Sen bir hatırlat istersen. Benim sorum uyuşturucudan çok uyuşturucu parası aklama suçlamasına tamam. Niye hiç yanıt vermedin? Diye. Verdin de ben mi kaçırdım? Tamam. Sen madde bağımlı mısın, kullanıyor musun gibi sormadım. Tamam. Uyuşturucudan para aklama iddialarına neden yanıt vermedin dedin. Ama o... Onun verdiği yanıt... Ya abi Allah aşkına ben kim uyuşturucu parası aklamak kim? Mahkemeye dava dilekçemde de bildirdim. Dediğim gibi bir şey yaptıysam banka hesapları orada, devletten büyük mü var? Hepsi çıkacak. Bana bir bu iftirayı atma sebebi geçmişte falan filan diye devam ediyor. Devamında da diyor ki ve uyuşturucu kullandığımı söylüyor. Benim ne zaman ağzımı burnumu kayık bir şekilde gördünüz, bir bardan bir yerlerden sürüklenerek çıktım falan filan. Yarın devlet hastanesinden sabah aşk karnına kan ve itrar vereceğim. Bunu da sana da göndereceğim mahkemeye de, kamuoyuna da. Bu ünlülere yapılan operasyonda yargılanmıştı. Yıllar önce. Yıllar önce. Ondan beraat ettiğini ne dair bir bilgi verdi. Şimdi o gece ya bu mesajların bana geldiği gün bir bunu, hafta geçiyor galiba değil mi bunu abi? Bunu okurken şeydeydim ya, Kuşadası'nda. Tarihe baksana mesajın geldiği tarihe, sana zahmet. Kaç gün geçmiş? Yarın orada ifadesi var ya, onun için şimdi, onu önemsiyorum. Çünkü sen öyle bir talepte bulunmadan kendisi diyor. Yarın ben devlet hastanesine gideceğim. Tahlilleri de göndereceğim sonuçta. 3 Eylül 2019. Bugün 9'u değil mi? Evet. 6 gün geçmiş aradan. 3 Eylül 2009'da. Şimdi ben bunları aldığımda Kuşadası'nda Altın Güvercin Beste yarışmasının 2 gece orada kaldım. Bunlar bu mevzu oldu. 6-7 kişilik bir grupta bunu paylaşırken orada bir şarkıcı arkadaş dedi ki abi o kısmı doğru değil dedim. Buna itiraz etti. Hangi kısmı? Yani uyuşturucu kullanmadığı, alakası olmadı, beni ağzımı burnumu ne zaman yamı. Ben de açıkçası hiç bu konuda şimdiye kadar duyum almış değilim. Bu yayında söyledim ya bunu. Kuşadası'nda ünlüler çiftliğine katılan bir sanatçı bana dedi ki ben bu konuda seninle aynı görüşte değilim. Hatta orada içerken gördüm. İçerken gördüm demedi de ya da içtiğini biliyorum. İçiyorlar dedi. İçiyorlar. Başkaları da var. Yani ünlüler çiftliğinde birden çok ünlü içiyordu. Onlardan biri de Yaşar İpek'ti. Evet. Başkaları da var. Yani. Görmüş işte bunu. Evet. Başkaları da var. Yaşar bana dün mesaj attı. Abi selam. Bu ünlüler çiftliğinde ne içmişim? Sana bunu söyleyen kimse bir zahmet onu bana söyle. Onunla bir yüz yüze gelmek istiyorum. Yemin ederim çok sıldım bu konulardan. Bu nereden çıktı öğrenmek istiyorum. Ben de yani bizim konuştuğumuz neydi? Daha doğrusu ben böyle bir talepte bulunmadım. O kendi taahhütte bulundu. Ben böyle bir rapor alacağım. Evet, aynen. Ben dedim ki selam, yarın yayına gelirsen söylerim dedim. Yani kim olduğunu söyleyeceksin. Evet, haber söyleyecek kaynağı. Söyleyecek miydi? Ya o yayına gelmeyeceğini bildiğim için. Ha. Ya, buyur. Yakacak adamın da başını dövmesin. Yayın yasağı aldırdım diyor. O yüzden konuşamam. Sonra bana mahkemeden aldırdığı yasağı gönderdi. Abi bunu da hemen altını çizelim. Yayın yasağı evlilikleri ve birbirlerine ettiği hakaretlerle ilgili. Değil mi? Ama bizim şu anda konuştuğumuz konu alınan yayın yasağıyla alakası yok. Yaşar İpek'in özel bir suçlama. Şimdi boşanma davasında da gizli. Olmaması ile ilgili. Boşanma duruşmaları da gizli.
Daha önce böyle değildi. Evet, ama biz onların boşanmasından bahsetmiyoruz. Şunu demek istiyorum. Şu anda bir yasak ihlal etmiyoruz. Bizim konuştuğumuz konu başka. Karar çıkan konu başka. Evlilikleriyle alakalı bir konu. Bu arada Ali abicim, gizlilik kararı aldılar, aldırdılar ya. Bütün gizli çamaşırlarını ikisi birbirine döktü. Hı hı. Sosyal medyalarında döktü. Trajikomik değil mi bu? Evet. Sonra da sana bana konuşma yasağı aldı. Zaten şimdi, her şeyi söylediler, söylenecek. Şimdi şöyle, ve söylenmeyecek. Şimdi şöyle. Sosyal medyada şöyle bir şey var ya. Birisi sana çok ağır bir söz söyledi. Söylüyor. Tamam. Sen de ona döşüyorsun. Ondan sonra da onu engelliyorsun. Tamam. Yapacağı bir şey yok. Yeni bir hesap açıp sana takip edip cevap verecek. Burada da şöyle oldu. Seren Serengil Yaşar'a konuşma yasağı aldırdı. Kendi saydırdı. Şimdi Yaşar günler sonra yasak aldırdı. Dedim yani bugün niye aldırdın? Dedi ki boşanma davası açtığımda da bu başvurum vardı. Adli tatile geldiği için karar şimdi çıktı. Hmm. Sonuçta yani bu yasağı başkaları değil, bizzat kendileri ihlal ettiler. Peki ama, abi şeye geri dönersek, orada lafı hani araya girmiş olduk ya. Sen dedin ki yayına gelirsen söylerim, sonra konuşmanın devamı var mı? Ne oldu? Hani soruyor ya sana ısrarla, kim söyledi bunu diye. Ya ben demin ne okudum ya, Allah aşkına. Tamam, okumadım, onun devamı mı vardı? Orada da dedin ya, sonra da dedin yayın yasağı kararını gönderdi. Selam. Ben de araya girdim. Ya, yarın yayına gelirsen söylerim. Hah. Diyor ki yayın yasağı aldırdım. O yüzden Seren'le alakalı hiçbir yerde konuşmayacağım. Mahkeme sonuçlanana kadar herkes bu attığı iftiraların bedelini ödeyecek abi diyor. Ben de bunu keşke bu şeyi gönderdim. Yayın yasağı aldırdığına tamam dair. Keşke bunu boşanma dilekçesi verirken yapsaydın. Yaptım ama yetişmedi diyor. Adli tadil nedeniyle. Allah çok büyük. Unutmayacağım 40 yaşımda bu başıma geleni. Herkes bir ay sonra unutacak ama ben asla unutmayacağım. Bu insanı da herkes biliyor. Beni de diyor. Sonuçta ben aslında mahkeme kararı olmasa çok şey söyleyecekler de iyi ki mahkeme kararı var karşılıklı. Ama Yaşar İpek uyuşturucuyla ilgili iddialar abi, para aklama ya da kendisi oraya getirmiş mevzuyu kullanma dediği, taahhüt ettiği şeyi yapmamış değil mi? Bir tahlil gelmedi ve aslında konu şu anda yani sözleri de ilgili yapmadı da bu çekindiği için diye yorumlamak ne derece doğru? Evet, çekindiği için yapmamıştır kuşkusu da olabilir, sorusu da. Bir de eko oluyor arkadaşlar, yok, kapıyı kapatın isterseniz, yok yere orayı. Yok yere gündemde olmak istememiş, bu işlerden sıkılmış da olabilir. Yani sonuçta insan etten kemikten oluşan bir şey. Ben perşembe günü valizimi kaybettikten sonra cuma ve cumartesi günü sosyal medyada hiçbir şey paylaşmadım. Paylaşmak gelmedi. Girmedim bile yani. Anlatabildim mi? Yani o insanlar da gerek Seren Serengil, gerek Yaşar İpek hangi amaçla çıktıkları yolda, sonuç nereye geldi? Yaşadıkları travmalar, ha kendileri sebep oldular buna, o ayrı. Ama hataları bunları bu noktaya getirdi ama sonuçta yani psikolojik destek de alsan belki başa çıkılamayacak sıkıntılar bunlar. Son bir şey soracağım Ali abi. Bu konuda evlilikleri ve boşanmalarıyla ilgili konuşmuyoruz. Ama magazin gündeminde şöyle bir yorum yapılıyor. Sen buna magazin noteri olarak son sözü söyle istiyorum. Sen ne diyorsun? Diyorlar ki eninde sonunda Seren Serengil ile Yaşar İpek barışacak. Bakın görün. Böyle bir şey var. Yorum. Buna sen katılır mısın? Şimdi bu konudaki benim her platformda söylediğim şey şudur. Şov dünyasında ilelebet dostluk, ilelebet düşmanlık yoktur. Düşmanlar barışır, dost olur. Sonra o dostlarına karşı cephe açarlar. 6 ay bir sene geçer. O düşmanlarıyla barışır. O günkü dost olduklarıyla. O günlük
menfaat neyi gerektiriyorsa, ego neyi gerektiriyorsa yapılan şeyler zayıf bir ihtimalde olsa ihtimal dahilinde. Barışabilirler. Zayıf bir ihtimalde olsa ben şaşırmam. Çünkü şov dünyası değil, Türkiye maalesef her şey olabileceğin ama rezil olmayacağın tek yerdi. Yeryüzünde herhalde. Her şey olabilirsin ama asla ve kata ne yaparsan yap rezil olmazsın. Rahat olalım. Böyle bir ülke. Rahat ol. Rahat ol. Unutma. Bize hiçbir şey olmaz. Sonunda rezillik yok yani bunun. Unutma. Bize hiçbir şey olmaz. Allah korusun. Yani hiç ne diyeyim ben. Hadi bakalım göreceğiz. Merak ediyorum Ali abiciğim. Biz de buradayız. Onlar da. Allah ömür verirse bakarız. Göreceğiz.